Bugüne kadar sesi duyulmayanların, sesi parlamentoya taşınmayanların sesini taşımaya çalışacağız. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Düzen şu, parası olan, zenginlere hizmet etmek isteyen hızlı bir biçimde kendisine parlamentoda yer bulabiliyor. Ama örneğin Türkiye'de milyonlarca emekçinin, temsilcilerin parlamentoda kendilerine yer bulamadıklarını ya da orantılı olarak baktığımızda çok 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 az yer bulabildiklerini söyleyebiliyoruz. Biz becerebilirsek bu süreçte esas olarak bunun temsilcisi olacağız. Parlamentonun tek başına Türkiye'nin kurtuluşuna giden yolu açabileceğine inanmıyoruz. Ama sokakta büyüyen kavganın, sokakta sürdürdüğümüz mücadelenin parlamentoda da temsil edilmesinin önemli bir kazanım olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla hani sokak ile parlamento arasındaki köprüyü kurmak, parlamentodaki tartışmaları belki bugüne kadar hiç gündemine almayan milyonlarca emekçinin gündemine sokmak ve o enerjiyi, o kuvveti, o iradeyi parlamentoda temsil etmek. Bunu yapabilirsek başarılı. Valla eğer başarabilirsek, ki başarabileceğimize inanıyorum, Türkiye tarihinin görmediği kadar renkli bir parlamento, hatta dünya tarihinde pek örneği olmayan bir parlamento yaratabileceğimize inanıyorum. Biz sadece şunu söylüyoruz, Türkiye'nin yoksul halkları, güzel günlere gelen insanların hepsi bu süreçte yanımızda olsunlar. Hep birlikte yürüyelim, o barajları hep birlikte yıkalım, gerisini AKP düşünsün.